Sevgili seyirciler, bugün yine sizler için spor programımızda sevgili Orkun Hocam'la birlikteyiz. Bugünkü spor programımızda yine Sheraton İstanbul Ataköy Pozitif Fitness'ta sizler için çok keyifli bir program yapacağız. Programımızda spor diyetinden bahsedeceğiz. Kilo almak için nasıl bir diyet uygulamalıyız? Kilo vermek için nasıl bir diyet uygulamalıyız? Sporcular hangi diyetleri uygularlar? Bizler, normal insanlar hangi diyetleri uygulamalıyız? Sevgili Orkun Hocam'la bunları konuşacağız. Evet Orkun Hocam, nasılsınız öncelikle? Bizler de iyiyiz. Öncelikle sporcular hangi diyetleri yapar diyerek başlamak istiyorum. Şöyle söyleyeyim, yani sporcuların yapması elzem olan bir tek tip bir diyet yoktur. Yani diyetlerin de olması gerekenler vardır. Karbonhidratlar ve proteinler. Yeterli miktarda da kaliteli yağlar. İlk olarak proteinler ve karbonhidratlar dersek, daha önemli yere koyarsak bunları. Diyette hayvansal proteinler ve kaliteli karbonhidratların sürekli olması gerekiyor. Performans sporuyla uğraşan sporcular, uzun mesafe koşucuları, futbolcular, basketbolcular, uzatabiliriz listeyi. Karbonhidratları sürekli olarak kullanmaları gerekiyor. Düzenli bir şekilde almaları gerekiyor ki herhangi bir performans kaybı olmasın. Çünkü karbonhidratlar vücudun en kolay ulaşabildiği enerji kaynaklarıdır. Tabii karbonhidratların da doğru seçilmesi gerekiyor. Yani çok uzun bir konu aslında ama yani doğru karbonhidratlar, doğru proteinler ve doğru yağlar sürekli bir sporcunun diyetinde olması gereken şeyler. Peki bir sporcu gün içinde ne kadar kalori almalıdır mesela doğru enerjiyi toparlayabilmek için? Şöyle söyleyeyim, tamamen sedanter insanlardan, yani normal yaşayan, haftada 3-4 gün egzersiz yapan insanlardan tamamıyla ayrı bir kalori düzeyleri vardır. Yaptıkları spora göre düzenlenir bu. Her sporun diyeti farklıdır diyelim. Yani futbolla uğraşan bir insanın alması gereken kalori miktarıyla bir koşucunun alması gereken kalori miktarı tamamen farklı oldu. Sporda, müsabakada ve antrenmanlarda, antrenman metotlarında yaktıkları kaloriler çok farklı çünkü. Yani gün gün aslında bunu sporcunun da bilmesi gerekiyor. Yani bir listeye takılı kalarak değil de tamamıyla bunu bir yaşam biçimi, beslenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmesi gerekiyor bir sporcunun. Hı hı. Onların zaten performans koçları var, evet. Bildiğim kadarıyla diyetisyenleri var. Sürekli takipte olmak zorundalar. Çünkü en ufak bir beslenme yanlışı performanslarına tamamıyla yansıyor. Yani futbolcularda sezon işlerinde performans düşüşleri bu yüzden yaşanıyor. Düzenli uyku, düzensiz uyku, düzensiz beslenme yüzünden performans düşüşleri uygulanıyor. Bunlar tamamen bir zincir. Bunlar bir zincirin halkası. Beslenme, uyku, antrenman hepsi psikolojik etkenler de tabii buna yol açıyor. Beslenme tabii en önemli kısımlarından birisi. O düzende yaşamak da çok zordur aslında, değil mi? Sporcular buna mecbur ama. Evet, kesinlikle sporcu olmayı göze alıyorsanız bunları uygulamak zorundasınız. Zorundan. Peki biraz da bilmeyenlere anlatalım isterseniz. Normal insanlar, öncelikle kilo almak için diyeyim. Benim mesela çok kilo alma problemim vardı. Uzun süre bunu yaşadım. Şimdilerde daha düzene girdi. Bu nasıl sağlanır, nasıl sağlıklı bir şekilde kilo alınır ve o kiloda kalınır? Şöyle söyleyeyim, kilo almak veya vermek tamamen matematik hesabıdır. Yani kalori açığıyla, kalori fazlasının, yani kalori açığını oluşturmakla alakalıdır. Yani negatif düzeyde bir kalori açığı oluşturursak kilo veririz. Pozitif düzeyde bir kalori açığı oluşturursak kilo alırız. Her insanın bazal metabolizma hızı farklıdır. Bunu ortalama olarak verirsek, normal egzersiz yapmayan bir erkek veya kadının metabolizma hızları da farklıdır. Ortalama olarak verirsek bir kadının 1300'ler civarıdır, 1300 kalori civarıdır günlük durduğu yerde yaktığı kalori. Tabii buna günlük iş hayatımızdaki hareketimiz, günlük yaşamımızdaki hareketimiz eklenerek bir hesaplama yapılır. Bu hesaplamaya göre de her besinin, her gıdanın bir kalorisi olduğu hesaplanarak bir diyet uygulanır. Atıyorum 1300 kalori yakan bir bayanız. Günde de 500 kalorilik bir egzersiz yapıyoruz. Hareket ediyoruz. 1800 kalori. Bizim 1600 kalori almamız lazım ki
günlük 200 kalori açık yapmamız lazım ki kilo verebilelim. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için en fazla günlük 200 ve 300 kalori açık yaratabiliriz. Kilo alırken de aynı şekilde. Yani birden 1000 kalori açık yaratırsak vücut kendini böyle survivor moda sokuyor. Yani dışarıdan besin gelmediğini algılıyor. Çok akıllı bir mekanizma. Bizim farkında olmadığımız şekilde vücut kendini optimize ediyor. Çok kalori düşürürsek vücut hemen kendini o moda sokuyor ve kilo vermeyi durduruyor. Metabolizmasını yavaşlatıyor. Yani kullandığı enerji miktarını azaltıyor. Bizim doğru şekilde beslenme düzeninde 200 kalori açık yapmamız gayet yeterli. Peki kilo vermek için spor yapıyoruz. Ben bir dönem spor yapmaya başladığımda fitness yapıyordum o dönemde. Kilo aldığımı fark ettim. Bu nasıl oluyor? Acaba hani spordan sonra yemek yememek mi gerekiyor? Bunu ne şekilde uygulamak gerekiyor programını? Şöyle söyleyeyim. Fitness dediğimiz spor zaten hipertrofiye çok, kas büyümesine çok müsait bir spor. Aslında sizin aldığınız tartıda aldığınız kilo kas kilosu olabilir. Evet. Bu kas kilosu da kaliteli bir kilodur. Yani aslında kilo almaktan korkmamamız gereken bir kilodur. Ama çoğu insanın yaptığı bir yanlış var. Spor yapıyorum diye beslenmesini arttırıyor. Kendine ödüller vermeye çalışıyor. Evet. Yani yaptığı 200-300 kalorilik sporla kendine 1000 kalorilik bir ödül veriyor. Arada 700 kalorilik bir açık. Yani 7000 kalorinin ortalama 7000 kalorinin 1 kilo olduğunu hesap edersek 700 kalorilik açık 10 günde bize 1 kilo olarak geri dönüyor. O yüzden kilo alıyoruz. Fazla yiyoruz yani, evet, fazla spordan yiyoruz. Sonra çünkü çok acıkıyoruz. Evet. Peki kilo vermek için izleyicilerimiz muhakkak merak ediyordur. Aslında hepimizin sorunu diyebiliriz. Hep kilomuzu dengelemek, kilo vermek durumundayız. Şöyle söyleyeyim. Kilo vermek için proteinlerden hiçbir zaman vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü vücut kilo verirken kaslardan da alıyor. Kaslardan kilo vermemiz demek vücudun kötü bir görüntüye kavuşması demektir. Güçten düşmesi demektir. Eklemlere yük binmesi demektir ve sağlık sorunlarının peş peşe gelmesi demektir. Biz hiçbir zaman zaten çok fazla kilolar vermeyi önermiyoruz insanlara. Çok, yani normal var olan, olması gereken kilosunun altında kiloları düşmesini önermiyoruz hiçbir insana. Ama normal kilosunun üstündeyse, vücut kütle endeksinin üzerindeyse bunu düşürmesi için önce kaliteli yağlar tüketmesi. Bunlar nedir? Zeytinyağı, sızma zeytinyağı, rafine edilmemiş bir yağ kullanmak gerekiyor. Sızma zeytinyağı en kaliteli yağlardan bir tanesi. Hindistan cevizi yağı, çok fazla kullanmayız. Hindistan cevizi yağı kullanabiliriz. Zaten et protein tüketiyorsak bunların içinde hayvansal yağlar var. Bu hayvansal yağları mümkün olduğunca az kullanmamız gerekiyor. Çünkü günlük yağ tüketiminin en fazla %10'u hayvansal yağlardan oluşabilmeli. Bunun fazlası zararlı. Hem kalp için, hem damar sağlığı için, hem de vücudun yağ tutmaması açısından hayvansal yağları pek önermiyorum. Günlük yağ tüketiminin, atıyorum 50 gram yağ tüketeceksek, 70 gram yağ tüketeceksek günlük diyet döneminde, bunun 7-10 gramı maksimum hayvansal yağ olabilir. Zaten yağsız bir et tüketiyorsak, yağsız balık tüketiyorsak, yağsız tavuk tüketiyorsak bunun içinde yeteri kadar yağ var. Ekstra yağ eklememiz gerekiyor. Bu çok önemli. İkinci olarak da karbonhidratları azaltmamız gerekiyor. Çünkü karbonhidratlar çok çabuk bir enerji kaynağıdır vücut için. Vücut bunları yakamadığı zaman yağ dönüştürür. Egzersiz yapmadığımız için işte bizim tatlılar, hele hele basit şeker. Yani bizim şu an her besinde karşımıza çıkan basit şeker kesinlikle tüketmememiz lazım. Bu basit şeker dediğimiz nasıl bir şey? Rafine edilmiş şeker. Yani beyaz şeker, sofra şekeri. Tüm bisküvilerde, tüm paketlenmiş gıdalarda kullanılır. O yüzden çok zararlıdır. Vücudun çok çabuk kan şekerini yükseltir. Vücudu yağ depolamaya müsait hale getirir. Çayımızı, kahvemizi içerken şekersiz içmek, evet, daha sağlıklı o zaman. Evet. Yani hakiki bal varsa az miktarda bal koymasını tavsiye ederim insanlara. Yani sofra şekerini tamamıyla hayatlarından çıkartmaları çok önemli. Peki şimdi spor yaparken insan bir enerji kaybediyor. Dolayısıyla da yemek yeme ihtiyacı duyuyor. Peki
kilo vermek için de ekmek hiç yemeyin diyorlar neredeyse. Bu doğru mu? Şöyle söyleyeyim, ekmek dediğimiz de işte rafine edilmiş un, beyaz ekmek. Rafine edilmiş gıdalar yani beyaz un, tuz ve şeker. Üçü tamamıyla vücut için zararlı gıdalar. Ekmek yiyebiliriz. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği. Protein değeri daha yüksek ve kaliteli karbonhidrat değeri daha yüksek ekmekler tüketebiliriz. Tabii çok olmamak kaydıyla. Günde birkaç dilimi geçmemek kaydıyla. Yani tamamıyla kilo kaybetmekse amacımız, kaliteli kilo kaybetmekse bu şekilde beslenmek zorundayız. Kaliteli karbonhidrat kaynakları işte tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği. Normal ekmek tatlarından, normal ekmek ayarında ama daha sağlıklı gıdalar. Sevgili seyirciler, bugünkü spor programımızın da sonuna geldik. Spor programımızda bugün sevgili Orkun hocamla birlikte spor diyeti konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.